Merhaba Osman ya. Gel gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bilmem abi. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Denizi izliyorum işte. Şey düşünüyorum. Denizi izlerken de. Yani bu tekneler balığa gidiyor. Adamlar getiriyor. Bir emek var ortada. Bağırıyor. Yağmur. Fırtına. Hakikaten para ya. Kazanmak zor ya. Denizcilik zor iş yani. Bir de zor. Orada şimdi gidiyorsun. Neyle karşılaşacağım belli değil. Hava şartlarını çok iyi bilmen gerekiyor. Takipten gerekiyor. Aynen. Balık çıkacak mı çıkmayacak mı? Yani rastgele bir kelime var ya. Rastgele denir ya. Rast gelsin tabii. Rast gelsin. Rast gelsin. Ben onu bilmiyorum. Balıklar rast gelsin. Diye düşünüyorum ben. Hakikaten zorlayız. Allah yardımcıları olsun. Peki bu teknelerin altındaki boyalar hep kırmızı, benim dikkatimi çekti. Biliyor musun neden? Neden? Biliyor musun? Biliyorum da az ama. Ne işte, ne biliyorsun işte? Ya bildiğim şu, eğer yanlış bilmiyorsam. Eskiden bu tekneler, gemiler ahşapmış ya abi. Ahşap olduğu için bu bakır kırmızısına boyarlarmış. O da niçin? İşte solucandan, midyeden, ondan sonra deniz canlılarından korunması için. Yosunlardan. Yosunlardan. Aynen, evet, doğru. İşte aklıma gelen bu. O orayı çürütmesin diye biliyorum. Şimdi günümüzde de herhalde hepsi demir değil mi abi? Evet, tabii tahta olan da var. Şimdi yanında oturduğumuz tekne tahtadan. Evet. Evet, bak. Tahta. Ama bu da kırmızı, farkında mısın? Sıtma tabii kırmızı işte. Bunu görünce zaten aklıma geldi. O zaman şey, bu genelek böyle devam ediyor. Desene abi. Büyük, büyük uluslararası gemiler de, büyük gemiler var ya yani. O gemiler de bazen videoları denk geliyor bana. Hı. Hep dikkat ediyorum, kırmızı. Hepsi kırmızı. Aynen. Demek dediğim gibi, aynen, gelenek olmuş. Aynen abi, o dönemde demek kalmış. Bir de şeyi merak ettim abi. Mesela adam ağı atıyor. Evet. Şimdi çekiyor ya. Çektiği zaman işte boyunu nasıl ayarlı işte. Levrek adam mesela, ben bugün levrek tutacağım. Ağı attı. Çekti, hepsi levrek mi oluyor? Oğlum, katlanabiliyorlardır yani bu mevsimde hangi balığa denk geleceğiz, nasıl çıkacak, onlar mutlaka sahil güvenlik bir şey veriyordur, liste veriyordur. Balık boyları bu kadar olacak diye. Haberlerde falan çıkıyor yani. Tamam. Mesela hamsinin boyu bunu geçti, o zaman tekrardan balıkçılar denize çıkıp Karadeniz'e avlasınlar diyorlar mesela. Yani hakikaten dediğim gibi abi, başta söylediğim gibi zor. Denizde konuşuyoruz, aklıma bir şey daha geldi. Şimdi balık yerken, bir yere oturup mesela balık yerken, evet abi, dikkatimi çekiyor. Kimisi limon sıkıyor, kimisi sıkmıyor balığın içerisinde. Bak buna gülerim. Niye? Bak buna gülerim. Ben sıkmıyorum mesela yani. Daha orijinal balığı yiyeyim diye. O tadı alayım, limonla karıştırmayayım diye ben limonsuz yerim. Ben de sıkıyorum abi, balık limonsuz olur mu? Niye? Niye yani? Niye? Birkaç defa sıktım. Şu traktör geçsin anlatacağım diyordu. Birkaç defa sıktım ben, tamam mı? Yani limon, yani sık kaşığa iç limonu, suyunu yani. Hayır abi, balığın üstüne sıkmazsın. Yani daha zevkli abi, düşünsene balığa limon sıkıyorsun. Sen salataya mı sıkıyorsun sadece? Salataya sıkarım. Buna gülerim. Tamam, salataya da ama. Sen niye sıkıyorsun yani? Abi orada, lezzeti orada ya. Düşünsene önüne bir levrek gelmiş. Hafif tuzunu atmışsın. Böyle güzel. Masan dört dörtlük limon almışsın abi böyle. Kellerden başlamışsın böyle. Ağzım sulandı. Sıkmaya böyle üf böyle. Kuyruğa kadar gel ama. Sıkarken kuyruğa kadar gel. Aç abi. Lokum lokum ya yani. Ben özellikle bazen böyle hani yağda değil de ızgarada yiyorum genelde balığı, levreyi. Kuyruğu falan böyle yanmıyor da kızarmış gibi pişmiş oluyor ya böyle. He. Şeyde mangalda. Evet abi. Kuyruğu da yiyorum ben. Mesela kılçığı özellikle söyleyeyim. Kılçık içerisinde balığı temizledikten sonra kılçık kalıyor ya. Evet. Onu ortadan ikiye böl. Hafiften bak. Döver gibi değil. Tamam. Kızar gibi değil. Hafiften böl. Hafiften böyle, onun içinde ilik var. İlik. Balığın iliği. Omuz iliği. O şey yok mu? İskelet gibi olan. Tamam. Kılçık dediğimiz. Tamam. Onu kır böyle. İlik gibi şey çıkar. Onu yiyeceksin. Bak bunu bilmiyorum. Ben özellikle her balık dolma yaparım yani. O zaman kişiden kişiye değişiyor. Kaptanlar ne yapıyor biliyor musun? Çıkıyorlar ya denize. Evet. Balık alıyorlar. Evet, evet. Yemek yiyorlar. Tayfalar genelde
Zaten hepsi balık ya. Balık güzel sonuçta. Çoğu bakmış zaten. Ya. Bence sevenler var, devam edenler var yemeye de. Kaptanlar ne yapayım? Ne yavrum? Bildiğim kadarıyla, bilmiyorum ne kadar doğru da. Tayfalar mesela balık yiyor ya. Evet. Kılçıkları bir kenara koyuyorlar, biriktiriyorlar ya. Denizdesin, kılçıklar var. Tamam. Ama onlar da usta balık oluyorlar yani. Temizlemesi, hiç et yok. Bildiğin çizgi film gibi kılçık ayırtlıyorlar. Tek sefer. Biliyorlar yani onlar ilmini. Neyse, kaptan ne yapıyormuş biliyor musun? Tayfa diyormuş. Kılçıkları biriktirin. Birikiyormuş, atıyorum 15 tane, 20 tane, 30 tane oldu ya kılçık. Tamam. Atıyorum levreğin kılçığı. Tamam. Onu özel yağda, sıfır yağda, kullanılmış değil. Sıfır yağ döküyor. Yağ ısınıyor. Tamam. Kılçıkları içine atıyor, kızartıyor. Cips gibi düşün, onu yiyor. Hadi canım. Aynen öyle. Bunu duydum ama hiç yapmadım, denemedim. Bir gün inşallah nasip olur denemek. Buradan kılçık yiyen kaptanlarımıza sesleniyorum. İlk defa duydum yani gerçekten. Afiyet olsun. Gerçekten güzel mi? Evet, çok güzel. Bence güzeldir yani. Aynen abi. Peki bir şey merak ettim. Açıldı. Yine konu balıksa balıktan devam edelim. Tamam. Belli bir mil gittirir. Değil mi abi? Tabii. Gittiler. Mesela neye göre hemen atıyor? Hani gece 3'te birden cihaz, bire mesela atıyor. Cihazlar var sonuçta ya onlarda. Ha, görüyor mu? Tabii. Denizin altını görüyorlar. Denizin hani, altını hani, görüyorlar. Rastgele. Ha, radar buraya gibi düşün olayı, tamam mı? Hı. Ben gördüm onu. Harbi mi? Tabii gördüm. O ekranı gördüm ben yani. Tamam. Böyle bulut gibi oluyor. Bulut gibi. Denizin altında. Sürüyü gösteriyor. Sürüyü gösteriyor. İleride de olduğunu fark edince onu hemen atıyor. Etrafından dolaşıyor mesela. Ağı bıraktı. Akmaya devam ediyor. Ama tekne ilerliyor. Akıyor, tekne ilerliyor. Düşünün ki kaptan usta. Senin kaptanın şeyi burada. Ustalığı burada. Balık nereye gidecek, nereden dönecek, yer gitmeyecek, yerinde kalacak. Onların hepsini biliyor. Ağ ile çeviriyor. Tak. Rast geliyor. Peki yani şeydeki fark ne abi? Troll balığa çıkıyor. Gırgır da balığa çıkıyor. Yani troll ne, gırgır ne? Şimdi bu daha bir bilimsel bir konu. Yani bu resmi bir konu. Bunu gerçekten kanunlar, bilmiyorum. Kanunlarla bunu ayarlamışlar. Ayarlamışlar. Tabii onların çıkma günü bile var. Evet. Avlanması gereken mesafeydi işte. Ona göre kuralları var. Onları tam bilmiyorum ben. Ama öğreneyim. Evet yani. Karamette fayda var. Bir emek var deniz. Gerçekten şey abi, başka bir dünya ya. İnan var ya. Farkında mısın abi? Sende de oluyor mu bilmiyorum. Böyle bir hani denizin dibine geldiğin zaman sen bir duygusal oluyor musun? Oluyor. Böyle hafif böyle bir oluyor değil mi? En gaddar adam da olsan böyle en böyle. O büyük ihtimal yoklu havadan dolayı. Yani denizin dibine geldin böyle bir yumuşama oluyor mesela. Mesela Karataş değil mi burası? Adana'nın Karataş. Evet içerisinde. Adana Karataş. Yani burada yaşadık. Şimdi denizin kenarındayız, limandayız. Güneşe karşı oturmuşuz. Hem D vitaminimizi alıyoruz. Hem iyotlu oksijenimizi alıyoruz. Duygusal kısmı. Sonuçta sen sakinleşmiş oluyorsun. Vücuda oksijen girmiş oluyor. Daha bir çalışmış oluyor vücudun. Mesela daha dingin, rahat düşünebiliyorsun yani. Belki yasak olacak bu kelime ama ben sigara kullanan biriyim normalde. Yarım saattir videoya başlamadan öncedir buradayız. Mesela suyun dibine geldim, canım sigara istemiyor, yakmıyor. Ama içeri girdiğim zaman üst üste sigara yap. Bak suyun dibinde hiç aklıma gelmiyor. Sigaradaki zaten şey o. Niye 20 tane var içinde? İnsan 8 saat uyuyorsa gerek kaldı 16 saat. Evet. 16 saati dakikaya böl. Onu da 20'ye böl. 45 dakika falan yapıyor. Evet. Yani sen sigara içtiğin zaman vücuda, beyindeki o hücrelere gönderdiği o sinyaller seni normalleştirmiş oluyor. Yani kızgınlıktan çıkartmış oluyor. Çıkartmış oluyor. Ama 45 dakika sonra yine sende o şey olunca sende sigara isteği uyanmış oluyor. Sigara isteği uyanınca ben biraz sigara içeyim ya diyorsun. Aynen abi doğru. Mesela neyse bakalım. Abiler, geçiyorum. Abiler balıktan geldi. Abi hoş geldiniz. Göstersene abi şöyle bir etrafı ya. Kapatmadan önce. Sohbet yerimiz. Mart'ta hemen bak. Kendi kısmetini arıyordu ama. Arıyor. Yo bulur şimdi bulur. Bulur. Adana Karataş limandayız. Cennetten saklı bir köşe.
Görüşmek üzere, ben gidiyorum. Sohbet için teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun, görüşmek üzere.